Türkiye'de çiftçiler 2 yıldır kuraklıkla uğraşıyor. Sadece kuraklıkla uğraşmıyorlar. 16 ayda gübreye gelen 32 zam nedeniyle çiftçi aslında bu sene kara kara düşünüyor. Biz de sahaya indik, çiftçinin yanına geldik. Ziraat mühendisi, çiftçi ve tarım yazarı Faik Toy'la konuştuk. Bakın Faik Toy neler anlatıyor. Maalesef geçen seneki gibi gübre kullanma şansımız yok. Ben normalde bir dekar buğdayda 30 kilogram taban gübresi, 30 kilo üst gübre kullanıyorum. Şu an taban gübresi kullanma zamanı. Geçen sene 30 kilogram attığım gübreyi 15 kilograma düşürdüm. Yani dekara 15 kilogram gübre kullanacağım. Ve bunun verimi düşüreceğini biliyorum. Ama imkanlar, çiftçimizin imkanları bu kadar. Gübre 2200 liradan DAP gübre 16 ayda 8000 TL'ye çıktı. 32 zam yedi. Çiftçimizin bu parayla gübre alma şansı yok. Birçok çiftçimiz gübresiz ekim yapıyor. Buğday ve arpa alanlarından kıstım. Bu sene kırmızı mercimek alanlarımı arttırma yönüne gittim. Çünkü kırmızı mercimek buğday ve arpaya göre biraz daha az gübre ihtiyacı var. Ama kırmızı mercimekte sıfır gübre kullanacağım. Kırmızı mercimeği hiç gübre kullanmadan ekeceğim. Sayın Bakan'ın yaptığı açıklama talihsiz bir açıklamadır. Bu bilgileri Sayın Bakan'a kim veriyor bilmiyorum. 2002 yılında Sayın Bakan bakan değilken ben yine çiftçiydim. 1 kilogram buğday sattığımda 2 kilogram üre gübresi alabiliyordum. Şu an Tarım Bakanımızın açıkladığı hasatta, açıkladığı fiyatla buğday satan çiftçi 4 kilogram buğday satmış olsa 1 kilogram üre gübresini ancak alabiliyor. Yani eğer Sayın Bakan buğday gübre hesabına girerse 2002 yılında 1 kilogram buğdayla 2 kilo üre alındığına göre şu an 2 kilo ürenin fiyatı 18 TL. O zaman 1 kilogram buğdayın da 16-18 TL'ye çıkması gerekirdi. Sayın Bakan çok yanlış bir bilgiyle bilgilendiriyor. Lütfen tekrar 2002'deki verileri kontrol etsin. Hatta bana inanmıyorsa Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi web sitesine girsin. 2002 yılında gübre fiyatının ne kadar olduğu, buğday fiyatlarının ne kadar olduğu Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi web sitesinde duruyor. Belki oraya güvenir, oradan alsın bilgileri. Rekolteyi olumsuz etkileyecek. Buğdayda büyük verim düşüşleri olacak. Dekara en az 150 kilogram buğday kaybımız olacak. Dekarda 150 kilogram. En az 150 kilogram verim kaybımız olacak. Diyarbakır Merkez Sur ilçesine bağlı Pamukçay Barajı 8 yıl önce yapıldı. Sulama amaçlı bir barajdı ancak 8 yıldır sulama amaçlı kanalları yapılamadığı için baraj burada üstüne kadar dolu ama çevresindeki tarlalar 2 yıldır kuraklıktan resmen çatlıyor. Geçen sene ben buraya kırmızı mercimek ekmiştim. Maalesef kuraklıktan dolayı dekara 35-40 kilogram verim aldım. Eğer bir su vurabilseydim dekara 300 kilogram kırmızı mercimek alacaktım ben bu tarladan ve arkamda Pamukçay Barajı'nı görüyorsunuz. Pamukçay Barajı 2013 yılında bitti. Her yıl 2013 yılından bugüne tam 8 yıldır her yıl üst tahliyelerinden su taşıyor. Ama 8 yıldır kanal ve kanaletler bitirilmediği için henüz sulama faaliyetine geçmiş değil. Sadece bazı vatandaşlarımız çok yüklü masraflar yaparak pompajla tarlalarına su çekebiliyorlar. Aslında çiftçilerin sorunu sadece gübreye yapılan zam değil, kuraklık değil. Bir de şöyle bir durum var ortada. Toprağı olup ekemeyen var. Yani yevmiyeyle çalışan var. Umut ve Nurettin kardeşler gibi onların da her birinin 50 dönüm arazisi var. Ancak gübreye yapılan zamlar, diğer zamlarla birlikte maalesef 2 yıldır arazilerini ekemiyorlar. Amcalarının yanında yevmiyeyle çalışıyorlar. Sizi tanıyabilir miyiz? Umut Toy. Umut, sen şu anda yevmiyeyle mi çalışıyorsun? Evet. Senin arazin var mı? Arazi var. Ne kadar arazin var? 50 dönüm. 50 dönüm arazin var. Evet. Peki niye arazini ekmiyorsun? Her şey pahalanmış, mazot pahalanmış, gübre pahalanmış. 2 yıldır ekmiyor musun? 2 yıldır mecburen icaraya veriyoruz. Sen de yevmiyeyle çalışıyorsun amcanın yanında. Evet. Seni tanıyayım. Ben Nurettin Toy. Nurettin, senin var mı arazin? Var, 50 dekar arazim var. 50 dekar? Evet. Ekmiyor musun? Yok. Niye? Bu yılda pahalılıktan dolayı mazot, gübre, artı tohum.
pahalı olduğundan dolayı. Ne yapıyorsun şu anda? İcara verdim. Faik'ten yanında yemiyeyle çalışıyorum. Yemiyeyle çalışıyorum. Aynen. Yani arazi sahibi olman da bir şey ifade etmiyor. Yok. Karnını doyurmuyor. Yani bu yaz aldığım ekini hayvanlarıma yem olarak kırdırdım, ezme yaptım. 6 ton gelmişti bana buradan dolayı. Sen de yemeyle maddi sıkıntıdan dolayı evet yemeyle çalışmaya geldim.